Sakin ol, tamam mı? Tamam. İyisin değil mi? Güzel. Şimdi beni iyi dinle. Bütün ağırlığını bana vereceksin. Anlaştık mı? Hiçbir şey olmayacak. Tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Hiçbir şey olmayacak. Sakin. Bitti. İyisin değil mi? İyi miyim? Ölüyordum ya neredeyse cahil herif. Ne biçim araba kullanıyorsun sen? Sizin gibilere ehliyet veren de kabahat. Rahatladın mı? İyi geldi mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz. %100 hatalısın. Deme ya. Ben mi hatalıyım? Hem de %100. Sen önce viraj nasıl alınır onu öğren kızım. Karşı taraftan araba geleceğine hiç kafan basmıyor mu? O kadar hızlı gelmezsen görürdün geldiğimi. Hayatımda ilk defa geliyorum zaten bu dağ başına. Nereden bilebilirim acaba bu kadar viraj olduğunu? Dağ başı, cahil, terbiyesiz. Bravo, 3'te 3 ettirik yaptın. Tokatla bonus. Başka? Yani başka söylemek istediğin bir şey varsa dök içini, çekinme. Tamam. Tamam yani sana vurmak istemedim. Ama kusura bakma da sen de çok hızlı geliyordun. Farkındasın değil mi? Uzatacak mısın? Yoksa bu işin çözümünü bulmama izin var mı? Nasıl çözeceksin? Burada kalabilirsin. Güvenlidir. İyisin değil mi? Var mı bir ağrısızlık? Bak istediğin zaman doktora götürebilirim seni. Yok yok iyiyim. Sağ ol. Bu olay tatilin zehir etmesin. Tatile gelmedim. Doğru. Dağ başında ne diye tatil yapacaksın? Bir tanıdığın düğünü var da ona davetliyim. Tekin Malik mi? İpek Gencer. Çok severim İpek'i. Candır. Biz aynı okulda okuduk. Neyse ben bir an evvel şu araba işini halledeyim. Bayram abi. Hanımefendiye en güzelinden bir oda çöz. Misafirimdir kendisi. Yok olmaz öyle ben hallederim. Bayram abi sen anladın beni. Sen hiç merak etme Kenan'ı. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Bak. Çözdük işte. Teşekkür ederim. Yanında geleyim mi? Yani gideceğin yer epey bir yukarıda. Yine çok viraj var mı yolda? Burası Güneşli Bahçe. Virajları meşhurdur. Bu sefer daha dikkatli olurum. Bir de sana vurduğum için özür dilerim. Hayatımda bir ilk. Unutmayacağım. Şu taraftan ana yola çıkacaksın. Sağ tarafta zeytin bahçeleri başlar. Orası seni dümdüz Tekin Mahalli'nin evine götürür. Tamam. Düğünde görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? İyi. Güzel çalıyorlar değil mi? Barış dansına ne dersin? Ben pek sevmem dans etmeyi. Zaten pek beceremem de. Görelim bakalım. İstanbul'da mı yaşıyorsun?
İzmir. Öğrenci misin? Hayır, çalışıyorum. Meslek? Doktorum. Sen? Ben finans. Finans içinde çalışıyorum. Şimdi dönüyoruz. Hazır efendim. Misafirimiz olduğun konusunda anlaşmıştık. Ama bakıyorum da sözümüzü bozuyorsun. Selam. Merhaba, Sinan ben. Kenan Soykan. Düğünde tanışamamıştık. Tekin Bey'in oğlu. Bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Eyvallah. Gitmeden bir acı kahvemizi içersin artık. Olur olur, içelim. Ama böyle hesap ödetmemek falan hiç olmadı. Yo, çok güzel oldu. Gidelim mi? Görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Yine bekleriz. Teşekkürler. Güle güle. Rahatsız mı etti bu herif seni? Yüzün bembeyaz. Yo, o nereden çıktı? Maliklere güven olmaz. Her şeye beklenir onlardan. Niye öyle söyledin şimdi? Tekin denen pislik hayatında görüp görebileceğin en berbat insanlardan biridir. Düğününe neden geldin o zaman? İpek benim çocukluk arkadaşım. Yanında olmam lazım. Hem gözümüzde Tekin'in üstünde olur, fena mı? Hadi takip et beni. Ne güzel bir yermiş burası. Ben de çok severim. Bir daha ne zaman yolunuz düşer acaba bu dağ başına? Yakın zamanda zor. Hiç vakti olmuyor mu doktor hanımın? Yoğun çalışıyorum. Saat kaç olmuş? Kalkalım mı? Ben hava kararmadan yola çıkayım. Bir gece daha kal. Yemek yeriz, sohbet ederiz. Olmaz mı? Ben çok isterdim. Ama... İyi misin? Eren! Eren! Osman! Su getir! Eren! Bir şey yok. İyi misin? İyiyim. Tansiyonum düştü galiba. İyiyim ama iyiyim. Hadi doktora götüreyim seni. Yok, gerek yok. Ne gerekiyorsa dönünce yaparım ben zaten. Kim yaptı bunu? Kimse. Kim yaptıysa söyle. Gidip alayım. Korunmaya ihtiyacım yok benim, tamam mı? Demek ki varmış. Bunu sana kim yaptıysa az kalsın seni öldürüyormuş. Eski bir şey o. Yeni değil. Dün yoktu. Söyle hadi. Bak, sadece sana yardım etmeye çalışıyorum. Bak, birinden yardım isteyeceksem o zaten iki gündür tanıdığım biri olmaz, tamam mı? Peki, tamam. Anladım. Ama bir vakit nasıl olsa öğreneceğim.
Hadi gidelim. Ben giderim. Senin gelmene gerek yok. Seni bu halde o kadar yola yalnız başına göndermem. İmkansız. Ama... Aması yok. Konu tartışmaya kapandı. Evet. İstikametimiz neresi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen nasıl döneceksin peki? Ben bir şekilde hallederim. Tamam. Telefonları alsak belki ihtiyaç olur, ararsın. Ne bileyim, belki yolun tekrar Güneşli Bahçe'ye düşer. Ben yazayım numaramı o zaman. Süper. Teşekkür ederim tekrardan. Yordum seni de. Benim için zevkti. Görüşürüz. Merhaba Kenan. Doktor hanım, nasılsınız acaba? İyiyim. Geceniz nasıl geçti? İyi. Konuşmak istemiyorsan kapatayım ben. Ya kusura bakma. Farkındayım, çok ısrarcı oldum. Kapatıyorum, hoşça kal. Kenan. Deren. Ağlıyor musun sen? Açıyorum hemen. Kenan. Ne işin var senin burada? Evimi nasıl buldun? İşim gereği bazı adreslere rahat ulaşabiliyorum. Finans işi. Evet. Peki. Telefonda ağladığını duyunca duramadım Güneşli Bahçe'de. Anladım. Yani beni görmek istemiyorsan git de. Giderim. İçeri gelmek ister misin? Sen önce üstünü değiştir de üşütme. Ay pardon ben. Sen geç, ben değişip geliyorum hemen. Ne içersin? Ya da yoldan geldin sen, aç mısın? Boş ver şimdi beni. Seni 100 yıldır tanıyor gibiyim. Nasıl yani? Bilmiyorum işte. Yani buna mantıklı bir cevap vermem gerekiyor ama buraya gelmemin mantıklı bir sebebi yok. Güldüğünü görmek istedim galiba. O güzel gözlerinin parladığını görmek istedim.
Bu gözyaşlarına kimin sebep olduğunu bilmek istedim. Şimdi benden Aras'ın yerine hapse girmemi istiyorlar. Vay anasını arkadaş ya. Nasıl bir anne baba çocuğundan böyle bir şey isteyebilir ki? Aras zayıftır. Dayanamaz içeride. Başına bir sürü dert açar. Zaten kendini kontrol edebilen biri değil. Dengesizdir o. Boğazına sarılan da mı kardeşinde? Bak ben delirecek gibi oluyorum. Şeytan diyor git ağzını burnunu kır onun. Yok yok o öyle bir şey yapmaz. Sever o beni. Nasıl ya? Kabul edeceğim deme bana. Olmaz öyle şey saçmalama. Ya sen delirdin mi? Aras'ın başına bir şey gelirse ben o vicdan azabıyla yaşayamam. Vicdan azabı değil o. Hayatın boyunca ondan daha iyi olduğun için suçluluk duyuyorsun. Psikiyatri dersi almıştım. Hatırlattığın için sağ ol. Ya kabul edeceğini söylediğin suç hırsızlık. Farkındasın değil mi? Beni dinlemiyorsun bile. Bildiğini yapacaksın. Peki. Tamam. Ben gidiyorum. Gidip o kardeşin denen herifin ağzını burnunu kıracağım. Çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Kenan! Ne var? Tamam. Tamam, haklısın. Tamam. İyice dinlen. Çok yoruldum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kenan. Teşekkür ederim. Ben de. Sen bu olan biten yüzünden bu haldesin. Sıkma canını. Çözülür. Yok ondan değil. Çantası çalındı da. Nasıl ya? Ya biz arka sokaktaki kafede oturuyorduk. Sonra bu hengame çıkınca işte ben çantayı orada unutmuşum. Sonra döndüm almak için küçük bir çocuk tuttu aldı götürdü benim çantamı. Ben koştum peşinden ama yetişemedim çocuğa. Canını sıktığın şey bir çanta mı? Buluruz. Bulamazsak da alırız bir telefon. Çıkartırız bir kimlik olur biter. Sen bankayı aradın mı? İptal ettirdin mi kartlarını? Yok. Tamam sen o işleri hallet. Ben bir soruşturayım bulurum seni. Hayır ben de geliyorum. Senin ne işin var hırsızın uğursuzun arasında? İyi de çocuğu ben gördüm. Ben de geleceğim. Hadi gidelim. Cevap yiyerek mi bulacağız çantayı acaba Kenan? Ben şimdi benim elemanları arayacağım. Onlar her yere bakacaklar. Bulunca da haber verecekler. Hayır niye gidip kendimiz aramıyoruz? Sen istedin. Ben mi istedim? Nasıl yani? Ben sana dedim. Seni hırsızın uğursuzun arasına sokmam. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Benim korunmaya ihtiyacım yok. Belki de sağduyulu bir arkadaşa ihtiyacım vardır. Hadi hadi soğutma. İstemiyorum yemeyeceğim. En son ne zaman yemek yedin acaba? Hadi. Ben vejetaryenim et yemiyorum. E tamam. Tavuk söyleyeyim. Oğlum baksana buraya. Ya şaka yapıyorum şaka. O kadar cahil değiliz herhalde. Sadullah. Bizim bir arkadaşın çantası çalınmış. Böyle ufak tefek bir çocukmuş. Oğlum getirin oğlum çantayı. Hayır hayır. Onlar haber versinler bize biz gidip alalım.
Ya tamam, sakin ol. Bırak bulup getirsinler işte. Tamam. Tamam, sağ ol. Yardım falan istemiyorum ben. Sonra... Tamam. Bulunca önce bana haber verin. Ya niye inat ediyorsun? Sen niye inat ediyorsun? Tamam. Teslim oluyorum. Buyurun. İyi. Bunlarda et yok. Oğlum baksana buraya. Bayağı turist gibi bakıyorsun buralara. Yabancıyım. Evet. Ne yazık ki. Nasıl yani? İlk defa mı geliyorsun gecekondu mahallesine? İlk defa. Yani hiç gerek olmadı. Doktor buralara da lazım. Arabada bekle. Hayır. Beren. Ne yapacaksın? Arabaya mı kilitleyeceksin? Yavaş. Bana bir dakika ver. Ben bir girip bakayım. Sonra gelirsin. Anlaştık mı? Bundan sonra Güneşli Bahçe'de bir çanta çalınsın. Bir telefon çalınsın, senden bilirim. Bana bak. Şimdi seni insan gibi bırakacağım. Sen de bundan sonra kimsenin malına el uzatmayacaksın. Anladın mı? Anladım abi. Anladın mı? Anladım abi, anladım. Şimdi... İpek'le sen... Kardeşiz. Anladım. Peki sen? Yani orada gördüğün kimdi? Bugünü unutalım. Yeniden tanışalım. Olur mu? Olur. Baştan başlayalım.
Bütün hayatımız bir yalan üzerine kuruluymuş. Olaylar nasıl bu hale gelmiş? Neden kimse bize sahip çıkmamış? Hiçbir fikrim yok. Öğrenmek istiyor muyum? Onu da bilmiyorum. Bence bu işin içinde başka bir iş var. Evet. Kesinlikle öyle. Bütün bunların arkasında başka bir sebep var. Ne fark eder? Sorsam bütün katillerin bir sebebi var. O dosyada yazanlar senin kim olduğunu belirlemez. Sen iyi bir insansın. Başarılı bir doktorsun. Güzel bir hayatın var. Evet. Çok. Okul müsamerelerinde başvurular hep ben oynadım. Yüzme yarışlarında bütün kupaları ben kazandım. Hayatım boyunca annemin... yani... üvey annemin... görmek istediği kişi olmaya çalıştım. Ama ben başardıkça o benden nefret etti. O yüzden daha da zorladım kendimi. Sırf beni sevebilmesi için mükemmel olmaya çalıştım. Yakınmadım, ağlamadım, öfkelenmedim. Hiç kimseden yardım istemedim. Çok gülmedim. Hiç aşık olmadım. Korktum çünkü. Terk edilmekten korktum. Küçükken evimizin bahçesinde bir kedi besliyordum ben. Minik koymuştum adını. Sonra bir gün ortadan kayboldu. Ne düşündüm biliyor musun? Ona yeterince iyi bakamadığım için beni terk ettiğini. Sonra da işte en büyük korkum geldi ve beni buldu. Ben zaten terk edilmişim. O zaman bir anlaşma yapalım. Birine ihtiyacın olursa ben buradayım. Ben geliyorum hemen. Kenan! Kenan! Kardeşim, beni ziyarete gelmiş. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayır. Yani ben Bil diye söyledim. Şu boğazına sarılan kardeşim mi? Hani yerine hapse girecek kadar kolladığın kardeşin. Haklısın. Sana hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Tamam. Tamam.
Ne var? Ne var, ne oldu? Ya tamam, kendime hakim olamadım. Ama sana yaptıklarını düşündükçe... O bana hiçbir şey yapmadı. Ben ondan yardım istedim, o yüzden geldi. Hangi konuda? Dün gece bu konuda anlaştık sanıyordum. İpek. Paraya ihtiyacı var.